Bahara geliyorum, ee, sevgili Bahar. Şimdi e, bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Bu bir, iki elinde kulis bilgisi ne var? Şimdi birincisi e, burada tadilat mı var? Evet. <laughs> Arkadaşlar bir baksın ama. Birincisi Merel Hanım'ın bu e, genel seçimlerden sonra, 2023 seçimlerden sonra. Olağan e, Kurultay'da zaten kurultay salonunda AK Parti ile görüştüğü hatta görüş olarak paralel ilerledikleri konuşuluyordu kurultayında. Ha, iyi tek, aday ha, tek aday oldu kurultayda. Tamam. Orada hatta hani milletvekillerine yönelik sert çıktı. işte yaptı etti vesaire. Torbayı getirdi. Hani torba. Aynen o kurultayda. 31 Mart öncesi. Evet evet zaten konuşuluyordu hani biz işte yani Meral Hanım işte Erdoğan'la bir yol yürüyecek galiba anlaştılar gibi Hı. şeyler vardı söylemler vardı. Şimdi tabii o zaman her söyleneneye inanacak değilsiniz, itibar edecek değilsiniz ama bu yeni değil anlamında söylüyorum bu konuşmalar. Hı. İkincisi Meral Hanım'ın yerel seçimlerde izlediği strateji özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden yaptığı eleştiriler kendi parti tabanından buna yönelik gelen tepkileri de bir yana koymak lazım. Üçüncüsü ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün şimdi konuştuğum Meral Hanım ama yakın iyi partili ve etkin de bir iyi partilinin aktardığı şey şu. Aslında bizim yaptığımız üçüncü yol siyasetinin bir karşılığı var. Bu belediye seçimlerinde olmamış olabilir ama bir karşılığı var. Merkez sağda bir arayış ve bir birleşme söz konusu olabilir. Ee? E, dolayısıyla Meral Hanım bunun önemli aktörlerinden olacaktır. Benim ki bir dakika bir dakika Meral Hanım siyaseti bırakmamış mıydı? Ya da kamuoyunda bu böyle mi algılandı? Ha. Hayır. Meral Hanım sadece İyi Parti genel başkanlığını bıraktı. Oraya da tekrar dönmeyi düşünmüyor. Ancak Meral Hanım siyaseti bırakmadı. Ee, önemli bir isim, etkin bir isim, kendisinin aktardığı şeyi söylüyorum. Evet. Öncelikle bizim bir vakıf kurmak veya bir e, hani think tank oluyor ya siyasi bir yapı çerçevesinde ilerlemek gibi bir Bir şey söyleyeceğim var. Ee, kesinlikle ofisleşikte Bahar, Bahar Hanım şimdi siz çok deneyimli bir gazetecisiniz İstanbul i̇sim isim kadar. vermediğinize göre vermek istemiyorsunuz ama o konuştuğunuz isim hali hazırda İyi Parti yönetimine yakın mı ee, İyi Parti yönetiminde değil. değil. Ama Meral Hanım'a yakın. Meral Hanım'a yakın. Evet peki. yani hep Meral Hanım'a yakın. Peki. Yakındı hala yakın hep yakın. Yani çok da Meral Hanım'ın bu temaslarından sevinen bir isim. Şimdi e, sivil toplum örgütü vakıf gibi bir model öncelikli olarak. Ama bir yol haritası olduğu çok bariz. Meral Hanım bir vakıf kurmayı düşünüyor yani. Ama, e, KJ olarak da bunları girebiliriz arkadaşlar. E... Ama asıl bomba bu değil. <laughs> o zaman bekleyelim Peki. peki. Şimdi... Ee, dedim ki yani tamam hani Erdoğan'la görüşebilir. Elbette görüşebilir bu arada yani hani biz ay niye görüştü de hani biraz... Dediğim gibi mesela Murat Bey'in de söylediği beklemiyordum. Sonuçta bir partiden ayrıldı, hani dinlenecekti vesaire. Hani beklentilerin daha tersinde hareket eden bir manevra olduğu için şu net dendi ki Meral Hanım 2028 seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanıyor. Hoppala. Evet. Bu Kimin adayı olacak? İşte o muamma. Onu görürsünüz. Denen şey bu. O zaman şöyle. Bir. Ee, siyaseti bırakmadı, siyaset iyi parti genel asla. başkanlığını bırakmadı, bu şey bıraktı. Ay, ay, bıraktı, iyi partiyi bıraktı, bir daha asla dönmeyecek. Siyaseti bırakmadı Meral Akşener, Kesinlikle. bir ofis ortamında, bir vakıf çatısı altında vakıf olabilir, başka bir şey olabilir, toplum sivil toplum, olabilir. toplum kuruluşu olabilir ama bir yol haritası dahilinde hareket etmek gibi şey gibi değil. Hani ben emekli siyasetçiyim, dostlar beni ziyarete gelsin, tadında bir ofis Hı. değil bu kastettiğim. Yani dolayısıyla Meral Hanım bir cumhurbaşkanlığı adaylığına gidiyor. Bu, bu net bilgi bu arada. Yani cumhurbaşkanlığı adaylığına ha bu seçim 2028'de mi olur? 2027'de mi olur? 26'da mı olur? Bilmiyorum. Onu biraz şey gösterecek. Gelişmeler konjektür gösterecek. Ve dolayısıyla buradan da Erdoğan yine kendi muhalefetini Aynı zamanda bir yönüyle de kendi de belirlemiş oluyor. Eğer Meral Hanım karşı tarafta olacaksa ama bir merkez sağ operasyonuysa bu o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Bir çatıdan Daha. bahsediyorsun. Evet, bir çatıdan bahsedebiliriz. Ama. ama bu arada hatırlatalım izleyicilerimize Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ya bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20 milletvekilinin imzasıyla ya da 100 bin. E, şey yapılması gerekiyor aday gösterilmesi gerekiyor ya da 100 bin vatandaşın gidip bizzat noterden vereceği imzalarla olması o gerekiyor çok zor Berelen... olduğunu düşünmüyorum 20 milletvekili imzasının bulmasının çok zor olduğunu düşünmüyorum. İyi parti de onu Berelen karşılar için. mı diyorsun? çünkü benim konuştuğum kişi çok özellikle şu ifadeyi kullandı sonuçta iyi parti değil sonuçta dedi mecliste şu an ne olacağı belli olmayan 30 başıboş milletvekili var dedi Hmm. Deva gelecek. Aynen bu ifadeyi kullandı. Evet evet. 30 başıboş milletvekili onlar var Abdullah dedi. Onlar kafalamaya çalışıyor. <laughs> Anladığım yani kadarıyla. Yağmur ya. gibi geliyor. Meclisin %5'i. Evet. Anladığım kadarıyla bu hesaba onlar da dahil ediliyor. Ama... Evet. O 30 milletvekili. Evet. Onlar da dahil ediliyor. Ve şunu da e, araştırma şansım oldu. İşin diğer bir yanıyla. Mesela Fahrettin Altun duyurdu. Meral Hanım'ın işte ziyaretini. Bunun hani niye farket. Dur oraya geleceğiz. Bakın, Oraya geleceğiz. Aslı olan resim. O bölümü geleceğiz. Bir turu tamamlayalım. fotoğraf aslı. Evet. Şunu ama atalım. şunu diyebiliriz Şimdi. ki Meral Hanım Cumhurbaşkanlığı olma yönünde oyunu farklı bir tarafta farklı bir oyun kuruluyor. Gürkan. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani oyun kuruluyor. Yollar, raylar, hatlar da döşeniyor şu anda. Burada tabii oturmayan kafamda bir şeyler var halen de şöyle şöyle hani nasıl olacak yani bir sivil toplum kuruluşu falan ama merkez sağda bir boşluktan hep konuşuluyor. Merkez sağda boşluk var, merkez sağda boşluk var. Boşluk, bu merkez sağ mı, mı, merkez sağ mı, merkez sağı mı talip yani neye talip? Bence evet üçüncü yol açmayı düşünüyorlar. On. Eğer bunu başaramazlarsa da bu sefer konjentro bakıp ne yapacaklarını yolda görecekler. Anladım. Ama Peki. bence hem A hem B planları olduğunu on, düşünüyorum. On o, nokta, o noktada çok özür dilerim. Abi, hani Aha. Haklarından alıyorum. Yo, yo, buyurun buyurun. E, yani görüşmenin içeriğiyle ilgili şimdi Bahar tabii bazı şeyler anlattı ama hani ben e, bu saatten sonra Meral Hanım'ın e, Cumhurbaşkanı'ndan çok daha bağımsız bir e, yeni bir oluşma gideceğini düşünmüyorum. Üf. Şimdi bu... Yani bu artık görüşme, bundan sonra yol arkadaşlığı Tayyip Bey'le birlikte ta mi olur? Bakın bu görüşme... Ama Sayın bu da Cumhurba bağımsız bir yol sayılmaz. Belki diyecek ki Cumhurbaşkanı çok pardon yani sen de Cumhurbaşkanı adayı ol. Dolayısıyla adaylıkta şöyle bir dağılım yapalım. Sen de şuradan oyu almış olursun. Evet. Yani dolayısıyla bu da çok bağımsız Bak, yol yürüdüğü anlamına doğru, gelmez. Doğru doğru. Yani ka katılmıyorum anlamında söylemedim. Aha. Senin söylediklerini desteklemek anlamında. 2028'e doğru Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir oyun kuruyor. Bakın çok güçlenen bir muhalefet var. Yok, CHP CHP'ye karşı. Bakın. Aytun Çıray biraz önce ne dedi? Özellikle CHP'nin buna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Evet. Şimdi bayramdan sonra yine aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. Çok ciddi hareketlilik başlayacak. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, 31 Mart seçimlerinden sonra ne zaman değişiklik yapacak dediği değişiklikler bayramdan sonra başlayabilir. Bu bir dakika bunlar, yani bizim değişiklikten kastımız kabine değişikliği vesaire şimdi dahil kabitler, olmak üzere bak işte teşkilatlardaki baş... değişiklikler şunlar bunlar bu, bu görüşmeler o değişikliklerin temeli onların görüşmeleri yapılıyor ve 2028'e doğru da Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir oyun kuruyor. Çünkü yeni bir şey yap, yapılması gerekiyor. O nedenle de yani güçlenen bu ana muhalefetin karşısında milliyetçi, kendisine yakın o gördüğü herkesle Görüşüp onları sisteme dahil edecek. Hmm. Buradaki asıl amaç bu görüşmelerin asıl amacı bu. bu Yine de benim dediğim şeyle çok örtüşen bir. Örtüşüyor, tabii tabii tabi. Yani As As illa aday olmak. Önce Hasan Öztürk, bu sonra Barışla devam anlamına gelmiyor. gelmiyor. <laughs> çok merakla bekliyorum. Ne diyeceksiniz? <laughs> ben de merakla takip etmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum sizin o lafı. Anlamaya çalışıyorum. Evet evet anlamaya gerçekten anlamaya çalışıyorum. Ee, şimdi tabii Meral Hanım açısından. Bir şeyler söylendi, dinledim. Önemli. Ee, peki bu AK Parti ve Erdoğan açısından ne ifade ediyor meselesi ne bakmak lazım biraz da. Ee, şöyle bir not almışım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız, özelçilerin cenazesinin başında neden konuşma yapmışsa, Akşener'le de onun için görüşüyor diye bir cümle yazmışım. Ne demek o? <laughs> biraz açar mısın? Başlayacağım. Tamam. Burada Şimdi... bırakmayacağını tabi tabii. tabii. <laughs> şu, bu e, şu demek. Ee, şimdi e, AK Parti Merkez Parti değil mi? Yani e, muhafazakar demokrasi diyor kendini tanımlarken muhafazakar Demokrasi diyorlar. Merkez sağın devamı sürekli Adnan Menderes'e, Özal'a atıf yapılıyor. Aynı zamanda zaman zaman milli görüşünde temsilcisi olduğunu belirtmek için Erbakan atıf yapıyor. Peki merkez sağda hangi parti kaldı? Bir, bir Meral Hanım'ın e, genel başkanlıktan e, indiği İpare. parti, merkez parti olmaya çalışıyor. Daha olmuş da değil. Yani Meral Hanım biraz çizgisi o yöndeydi. Peki e, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı e, Tansu, Çiller. Tansu Çiller ile Meral Akçener arasındaki ilişki biçimi nedir? Tabii bir, biri İçişleri Bakanı, biri Başbakan. Bir, iki, i̇ki, Tansu Çiller'in temsil ettiği siyasi akım ya da merkez sağ. neresidir merkez sağ ve eee Akşener'de e, Çiller'le olan ilişki biçiminden yola çıkarak o partisini yani 31 Mart öncesinde dönüştürmeye yani biraz böyle evet milliyet, milliyet söylemi var ama aynı zamanda merkeze oturtmaya çalışıyordu bu e, ayrılmadan önce. O zaman şöyle bir şey çıkıyor görebildiğim kadarıyla. Bu e, Bizim gibi bir kulis bilgisi falan değil. Yani sadece anlamaya çalıştığım meselede. Sayın Cumhurbaşkanı biraz önce Murat Kerkitoğlu yeni bir oyun kuruyor dedi. Önemli bir şey söyledi. Ee, merkez sağ, sağın e, oylarının tamamına talip olma yönünde bir çaban içerisine giriyor. Onu hmm. görüyoruz. Bu şunu getirir ama. Bu Cumhur İttifakı'nın ne olacak konusunu da ilgilendirir yine. Yani yarın e, bir gün, da. yarın bir gün, yarın bir gün Cumhur İttifakı Anayasa ikinci cümlemde şuydu burada. Yeni anayasa kritik kavram diye bir şey yazmışım buraya. Yeni anayasa tartışmaları yani yaz sonrasında Eylül'den itibaren işte e, Numan Bey'in Numan Kurtulmuş'un meclis başkanının başladığı o turlardan sonra bu artık tartışılma meselesine dönüştü zaman orada çıkacak tabloda da e, kim e, nerede duracak Cumhur İttifakı'nın paydaşları açısından da bunu söylüyorum. Bakın, dikkat edin. Ee, Sayın Bahçeli e, bence Özgür Bey'in başlattığı, yani o, oraya sürekli vura vura vura, yani oraya sürekli vurdu çünkü. Ee, Sinan Ateş cinayeti meselesinden başladı ve en sonunda e, Devlet Bahçeli'nin e, geldiği nokta şu. Ülkücü katilleriyle hesaplaşmayacağız. Şey hesaplaşmayacağız. Ee, Helalleşme. Helalleşmeyeceğiz cümlesi. Bakın bu buranın da altını çizmek istiyorum. Bu da Hasan önemli. Hasan Bey şimdi masaya yaydınız da bir, Yay, toplayın. bir toplayın. Çünkü bağlı bağlamanız Öyle gerekiyor. Bağlıyorum şimdi <laughs> bağlıyorum. Heh. Şimdi benim açımdan yani Akşener'in işte efendim Cumhurbaşkanı adaylığı veya değil ya da Sayın Akşener tekrar siyasete girecek, nerede duracak meselesinden daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, e, bu bu fotoğrafı Akşenerle beraber net bir şekilde vermesi tıpkı özel çillerin cenazesinde verdiği fotoğraf gibidir. Merkez sağın da biz partisiyiz ve gelin burada toplanın diye işaret ediyor. Bu bir. Dolayısıyla Akşener yani... Ama şimdi burada bir, birkaç soru işareti doğuyor. Lütfen. Bir tanesi şu. Meral Akşener eşittir İyi Parti mi? Değil. Değil. E, Meral Akşener'in nasıl bir, özgür ağırlığı var hala hazırda. Hı hı. Bu e, kurmayı planladığı büyük çatıyı, büyük işte merkez sağ organizasyonunu hı. ne kadar etkileyebilir? Tamam, ee, cevap vereyim. Evet, buyurun. Tansuçiller şu anda oy potansiyeli olarak neye tekabül eder? Onu ben öngöremem ama. Hiçbir şey. Yok ha, yani tabii. Hiçbir şey ama sembolik bir anlamı var mı? Var, var. Aynı şey. Bana göre aynı şey. Yani dolayısıyla yani böyle burada peşinden birilerini sürükleyip getirecek anlamda söylemiyorum. Seçmen nezdinde neye dönüşecek? Ona bakmak lazım. Hı hı. Yani halktaki karşılığı neye dönüşecek? Ona bakmak lazım. Yoksa kendisinin kendisiyle beraber hareket edecek bir siyasi kadroyu AK Parti'ye eklemlemek ya da işte bir yere eklemlemek bağlamda söylemiyorum bunu. Ama bu arada Ama, İYİ Parti içerisinde de hala çok etkili Melih Akşener. Tabii, yani Musavat Dervişoğlu'nun aday olduğu zaman ki dönem hatırlasanız da evet. Musavat Dervişoğlu Sayın Akşener'in e, işaret ettiği adaydı Den, şey. denmedim için dolayısıyla Doğru. bu. Şimdi toparlamış olalım. Toparlamış da. olalım. Ben eee e, e, Burada biraz aslında biraz önce şu ben part, çok pardon size şey olarak e, katkı olarak belki Merkez Sağ arayışı doğru ama Merkez Sağ birleştirecek isim Meral Akşener mi? Hayır hayır Erdoğan. <laughs> hayır, o, oradaki <laughs> çatı zaten Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı o yani görüşmeleri o, yaparak yani, dediğim o merkez bu sağa, oyunu kuruyor zaten. Tabii o yani. isimlerle görüşerek kuruyor bu oyunu. Çünkü 2028 bakın hani ısrarla altını Yine de çiziyorum. Meral Akşener, çok güçlenen tepkisini almış bir isim bu geçen. Önemli ama seçimlerde. ne kadar olursa olsun sen bu çok önemli bir isimdir. Çok sembolik ve çok önemli bir isimdir Meral Akşener. Yani güçlenen bu muhalefete mutlaka bir çözüm bulmalı ve bir alternatif oluşturmalı Sayın Cumhurbaşkanı. Bir dalga kıran yani. Mecbur. Neden? Bak mecbur. <laughs> Sadece. Sadece o değil. Ya şimdi 31 Mart seçimlerinden sonra çok fazla analizler yapıldı AK Parti içerisinde. Yani teşkilatlarda AK Parti'nin geriye doğru gittiği, Cumhurbaşkanı'nın çok daha başka şeyler istediği ancak bu bunun karşılığını partide bulamadığı yönünde... Çok ciddi eleştiriler var. O yüzden yeni bir oyun kurmaya çalışıyor.